Sıradaki haberimiz çene kemiğinden insan soy ağacına başlığı adı altında. Bu beni bayağı bir heyecanlandıran haber oldu. Çünkü ruh ve fizikman DNA'larımızın atalarımızdan yedi göbek ötesinden geldiğini düşünüyorum ve bunun bizim nasıl bir birey olacağımızı belirlediğine inanıyorum. Bu haberde benim çok dikkatimi çekti. Süleyman, senin görüşlerini almak isterim. Ben bu konuda çok şey değilim, bilgili değilim. Sen bana biraz daha bilgi verirsen sevineceğim. Yani çene kemiğinde bulunan DNA. Atalarımızın karakteristik özelliklerini DNA'lardan olan aktarımlara kadar ulaşabileceğimizi ve bizim nasıl yol aldığımızı, nasıl bireyler olmamızı yolundaki detayları gösteriyor bu haber. Doğu Asya'da gerçekleştirilmiş. Aslında bu çok fazla yapılan bir araştırma. Bu yeni bir olay değil ama birçok konuda insanoğluna çığır açabilecek düzeyde gelişimlere açık bir haber olarak, bir araştırma olarak detaylandırıyorum Bu bunu. davranışsal aktarımları da içeriyor mu haber? Yani gene Tabii. davranışsal Bu aktarımları. benim yorumum. Davranışsal açıklaması yok ama aslında bir birey olarak sadece fiziksel olarak değil, davranışsal özelliklerimizi, karakterimizi belirleyen genlerin de aktarımsal geldiğini biliyorum. Bu yüzden bu önemli bir detay. Yani kültürlerin oluşmasında, halkların kalitesinin, görüşlerinin oturmasında önemli bir haber olduğunu düşünüyorum. Bu büyük olsa bizim hayatta kalmamızı sağlayacak geçmişte. Bugün bazıları çok anormal karşıladığımız söz gelimi, yanlış yorumlamıyorsam, söz gelimi bizim uykuda düşme diye bir halimiz vardır. Ayaklarımızı oynatırız, çabalarız falan. Derler ki ağaçta yaşarken büyük büyük babalarımız, çok çok büyük babalarımız, daha kuyruğumuz düşmeden tam, ağaçtan düştüğünde yenir ya. Gece Evet. çok korkutucudur ya. Bir örnek. İki, yine söyle adını. Yılan korkusu. Yani şu an mesela yılanların çoğundan Türkiye'de korkmanın. Hele kadınlar niye korkar bilmiyorum. Büyük olsa eve gelip evde ısırdığı için herhalde. Ama yani bu hikaye böyle daldığında karanlık korkusu. Yani ateşi keşfedene kadar senin yerde olman geceleri predatörler için yani yırtıcılar için tam bir yemsin. Ne doğru dürüst Aynen. kaçabiliyorsun ne bir şey. Bu korkularımızın da belki bu genlerle aktarıldığı. Korkunun çok önemli ve hayatta kalmak için gerek. Hani biz bugün şeyle övünürüz ya cesaretle kaçmamakla falan filan. Aslında atalarımızın kaçamayanları ölmüştü. Korkmayanı ölmüştü. Böyle biraz daha böyle vulgarize edip söyleyeyim dedim. Böyle bir hikayeden bahsediyoruz. Her gün yeni bir şeyler öğreniliyor. Ama şu bir gerçek, bazı şeyler genlerde öğrenilmiş olarak bize geliyor zaten. Tekrar tekrar öğrenmemize gerek kalmıyor. Evet, milyonlarca sinir hücresinin bu genler dolayısıyla aktarımla oluştuğunu dair çok kesin deliller var. Yani kanıtlar var. Bilim dünyası da bunu kabul ediyor. O yüzden ben özellikle bazen annelere ve babalara ya da ebeveynlere çok üzülüyorlar. İşte bu kadar uğraşıyorum çocuğumun neden bu karakterini ya da nereden geldiğini bilmiyorum, kime çekti. Hiç endişe etmesinler. Nereden, hangi DNA'dan hangi etkileşimi aldığını bilemiyoruz. O yüzden sadece çocuklarımıza iyi yol gösterelim, onları koruyalım, sevelim. Evet. Gerisini onlar halledecekler. Böyle de ufak bir dipnot vermek istedim.